kadar ayrıntıya dikkat etmiyoruz. Rahat ol. Şimdi önce bir merhaba diyelim mi herkese? Merhaba dedik mi? Merhaba. Çok ayıp. Bizi birçok insan izleyecek. Sen artık ortaokullu olacaksın. Nasılsınız diye soralım. Nasılsınız? Evet. Şimdi efendim biz, ben bunu daha önce farklı bir boyutta kullanıyordum. Şimdi internette bulunca hemen kaptım, bir kağıda yerleştirdim. Sayıların yerlerini yazıyoruz ama bu karmaşanın içerisinde çizgiyi renkli kalemle devam ettirip, bunun bir versiyonu da şöyle yapmıştım. Her çizgi farklı bir renkti ama benim öğrencim bunu ilk defa yaptığı için tek renk kullanıyoruz. Hatta şaşırdı ben videoyu alınca, değil mi? Söylemeden tık diye getirdim. Şimdi 4'ten 5'e geçtik. 5'ten 5'in yolunu bulalım tatlım. Evet. 5'in yolu 6'ya vardı. Sonra 7'ye gidiyoruz. Bu bir dikkat çalışmasıdır. Bazen çocuklar bu bana çok karmaşık geliyor diyebiliyorlar benim öğrencilerimden. Ve başka yollara sapanlar var. Çok fazla var hatta. Bakalım kızım da şimdi sapacak mı? Devam. Dikkatli ol. Evet. 9. Güzel. Evet. Bunu harflerle de yapabilirsiniz. Alfabe için de çok uygun bir çalışma. Ama buradaki sıkıntı şu, 29 harfi bulundurmanız gerekiyor. Yani bu çapın içerisinde, çemberin kenarlarında. Ben önce sayılarla başladım. Alfabeyi daha küçük olan grupla yapmıştım. Büyüklerle dikkat çalışıyorum. Evet, devam edelim. Sonra nereye gidiyoruz? Bunun daha küçültüp sesli harflerini de yapabilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey. Nasıl geliştireceğinize siz karar veriyorsunuz. Aslında bir etkinliği, birçok fonksiyonlu kullanabilirsiniz. Evet. Sonra biz bunlara yanına alfabe yazarak hangi harfin kaç numara olduğunu da öğrenebiliriz mesela, değil mi? Tamam, bitirdikten sonra 29 harfi karşılamaz belki ama gittiğimiz yere kadar gidebiliriz. Bu arada herkese de örnek olmuş oluruz, değil mi? Kağıdı da duble kullanmış oluruz ki benim en sevdiğim şeylerden birisidir. Bu kağıdı ne yapsam da biraz daha kullansam diye. Neredesin? Evet, 17. Devam edelim tatlım. Plan yaparım. Çünkü kağıt israfı ya da emeğin israfını yani böyle bir tek etkinlikle harcamak istemiyorum. Tamam, düzeltelim. Aferin. Kendi hatasını bulup düzelten öğrenci en çalışkan öğrencidir, değil mi? Evet. Devam edelim. Devam edelim. Aferin. Yollar tıkır tıkır çıkıyor. Bu da sonuna geleceğiz. Tamam. Bu arada çizginin üzerinden gitmek ayrı bir beceridir. Biz, aman çok özür dilerim, arada kaldı. Biraz sonra pembe kalemin nerelerde yoldan çıktığını, değil mi? Nerelerde üstünden değil de paralel gittiğini görmüş olacağız. Acele etmeni istemiyorum hiçbir zaman böyle çalışmalarda, tamam mı? Dikkatli dikkatli. Şimdi alfabeyi harflerin yanına küçük küçük yazabiliriz. Ben bir tane örnek yapayım sana. Bir numaradan yanına hemen küçük harf A ile başlayabiliriz. Sonra sırayla, evet, yazayım mı? Sırayla. Önce sonra 2'ye gidiyoruz. B yazıyoruz. C. Evet. Devam. D. Evet. Sonra B. Evet. Kafam mı karıştı? Hiç olacak iş değil. Çok iyi oldu bu. F mi? F'den sonra nereye gittin? F, G. Süper. Sonra geldi. Yumuşak G. Evet. H, I, I, J,
Çok güzel. Aferin kızım sana. Evet. Mi? P, R, S. Bu kadar. The end. Bitti. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok hoşuma gitti. Söylemek istediğim bir şey var mı herkese? Şöyle yapabiliriz. Bak birazcık daha bunu nasıl kullanabileceğimizi ve bunu nasıl güzelleştirebileceğimizi düşünelim. Daha önce hiç yapmadım hiçbiriyle ama ben olsam şöyle yapardım. Bu alanların her birini farklı renklere boyatırdım öğrencilere. Artı bu çizgileri de önce farklı renklere boyatırdım. Ve derdim ki bu çizgiden farklı olacak. Bir örnek yapalım. Herkes bizi görsün. Şimdi buradan başladık. Burayı mavi yaptık. Hiçbir şekilde aynı renkler yan yana gelmeyecek. Hadi devam edelim. Maviden sonra ne tercih edersin? Nefis renkli görüntüler çıkıyor. Aslına bakarsanız etkinliklerinizde sanat yapıyorsunuz çocuklarla. Yani bizim çalışmalarımızın çoğunun sonucunda rengarenk desenler çıkar. Çok güzel. Aferin sana. Instagram'da yaptığımız daha önceki birçok materyali bulabilirsiniz. Instagram hesabımızda. Devam et kuzum. Çizginin üzerinden. Evet. Önemli değil. Hiç sorun yok. Tamam. Devam edelim. Etrafı sıçratmak yok. Sadece çizginin üzerinden lütfen. Tamam. Güzel. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Renklendirmeyi seviyorum. Artı çocuklar da seviyorlar. Bu motivasyonu da arttırıyor. Öğrencilerinizle çalışırken renkli kağıtlar üzerinde çalıştığınızda bir kağıdı harcamak çok kolay oluyor. Bir işlem yapılıyor ve tık diye kağıt uçup gidiyor. Başka bir etkinlik, başka bir etkinlik. Ama siyah beyaz üzerine bir çalışma yapmaya başladığınızda onu siz öğrencinizle renklendirirseniz yaratıcılığınızı da kullanmış oluyorsunuz. Öğrenci daha sonra başka etkinlikler üzerinde neler yapabileceğine dair fikir de edinmiş oluyor. Çok teşekkür ederim. Gayet iyisin. Benim kızım çok çalışkandır. Özlem öğretmen ona biraz fazla etkinlik verir, değil mi? Hiç sessizsin ya. Hiç sesin çıkmıyor. Bak burada istediğin gibi konuşabilirsin. Şikayetçi misin bundan? Değil misin? Emin misin? Eminim. Peki hadi bakalım öyle olsun. Evet. Çok güzel. Aslında rüya kapanı gibi. Değil mi? Harika bir ilk görüntü çıktı. Kafan mı karıştı? Kafanı karışacağı bir şey yok. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bu renkleri örüntülersiniz 5 renk. Sonra devamında aynı renkleri sırayla getirmesini istersiniz. Ben bunu bugün kaçırdım. Bazen öyle de yapıyorum çünkü. 4 ya da 5 rengi arka arkaya koyuyorum. Çocuğun tabii performansına göre diyorum ki aynı renk sırası devam edecek. Oluyor mu acaba renkini? Sence o ne renk? Pembe. Diğeri ne renk? Bordo. Yani çok uygun düşmedi sanki. Yani. Mümkün olduğu kadar onun üzerinden moru geçersen kendiliğinden silinmiş olacaktır. Mor kendini bastıracaktır çünkü. Evet çok güzel. Şimdi başka bir taktik yapıyoruz. İçini nasıl boyayacağımızı göstereceğim. Diğer çalışmalarda yaptığımız gibi mesela burada mor var, burada mor var, buraya mor yapamayız. Tamam? Hiçbir zaman komşu olmayacaklar. O ortaya ne olabilir? Pembeleri önemsemeni istemiyorum. Tamam, şu içerideki pembeleri önemsemeni istemiyorum. Buraya sarı çok iyi gider. Ama buraya gelemez çünkü burada sarı var mesela. Sarı var, artı komşusu sarı. O yüzden çocuk biraz kafasını da çalıştırıyor. Düşünme becerilerini mecburen ne yapıyor? Harekete geçiriyor. Şimdi sarı yapamazsın, mor yapamazsın. Sarı komşusu var, mavi komşusu var. Hangi rengi yapsak olur? Kırmızı. Biz nasıl gidiyoruz? Çemberin dışından gidiyoruz. Bir sıramız var. Evet. Her zaman bir, bu arada çalışmaları yaptırırken daima bir sıra takip etmeniz lazım. Çocuk bazen ortaya istiyor mesela. Öyle yaptığınızda mutlaka amacınızın dışında kilitlenip kalıyorsunuz.
sırayı takip etmek, her şeyi sırasıyla yapmayı öğrenmek zorunda. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Gördün mü ne kadar güzel bir görüntü çıktı ortaya? Harikasın. Bunun tamamını yaptığımızda Instagram'da yayınlayacağım ben bunu. Ve nefis bir rüya kapanı çıkacak. Nereden nereye vardık? Gördün? Devam edelim. İki tane daha boya bana yeter. Bakabilir miyim? Sence mor buralarda komşu mu? Değil. Değilse hemen hallediyoruz. Renkli olduğunda çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Biz bunları daha önce birçok şeyde yaptık. Yaptıkça çocuğun da yapası geliyor. Bir daha söyle. Yaptıkça yapası geliyor. Yaptıkça çok güzel Çak. Çok memnun oldum. Kendi adıma ayrıca memnun oldum. Senin adına ayrıca memnun oldum. Yani verdiğimiz etkinlikler seni motive mi ediyor? Bunu mu demek istiyorsun? Peki, sevindim. Son bir tane daha demiştik. Hadi bakalım. Ne olabilir? Sırayla gidersen kaos yaşanmaz. Mavi hiç komşusu yok değil mi? Harika. Evet. O geniş alanında mavi boyadık mı? Söylemek istediğin bir şey varsa herkese söyleyebilirsin mesajını. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Maske takın. Bizi seyretmeye devam edin. Değil mi? Onlara çok güzel etkinlikler sunacağız. Bizim etkinliklerimizi özellikle burada belirtmek istiyorum. Facebook'ta gördüğünüz etkinlikleri en azından paylaşırsanız, Facebook çünkü bazı konularda sınırlı davranıyor. Çok memnun olurunuz. İhtiyacı olan işine yarayacak başka insanlara da ulaştırmış oluruz. Öğrencilere, ailelere, öğretmenlere değil mi? Birileri de yaptıklarımızdan örnek alıp faydalansın. Çok teşekkür ederim Çak. Merci canım. Eline sağlık. Hoşça kalın diyelim. Bay bay. Duyamadılar. Bay bay. Evet tamam şimdi daha iyi.